Davet için de, bu fırsat için de çok teşekkür ederim. Evet, aslında tabii bu konuyu neresinden anlatalım dediğimizde her şey çok zor. Çünkü birçok noktasından dahil olduğunuz bir durum olduğunda gerçekten zorlanıyorsunuz. Çünkü her anlatımın bir amacı var tabii. Bu anlatımın da aynı şekilde. Acaba neyi de farklı yaparsak bu duruma bir daha gelmeyiz? Serafet'ten sonra düşündüğümüz şey bu. Ve tabii biz mimarlar, kent plancılar, mühendisler bu konuda daha büyük sorumlulukların sahibiyiz. Ve o yüzden de ben mümkün olduğu kadar afet bölgesinden bilgileri de kendi bakış açımla ya da başkalarının bakış açısıyla göstermeye çalışıyorum. İsterseniz biraz daha interaktif yapalım. Güzel bir kitabım var. Hiç okuyan var mı bilmiyorum. Kıyamet Polisi. Size iki kitap getirdim. Bu kitapta dünyanın sonuna 6 ay kalıyor. Ve bir cinayet işleniyor. Ve genç bir polis cinayeti çözmeye çalışıyor. Ve tabii şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki dünyanın sonunun gelmesine 6 ay kaldı. Hani bu cinayeti çözmeniz veya çözmemeniz ne fark ettirecek? Aslında sanırım bütün fark orada. Yani hiçbir zaman geleceğinden emin olmadığınız bir olay için de çalışmanız gerekiyor ki afet riski yönetimi böyle bir şey. Hiçbir zaman ne zaman olacağını bilmediğiniz bir afet için çalışıyorsunuz. Bazen hiç olmayabiliyor. Bazen bu konuşma geçtikten bir gün sonra olabiliyor. Hatta burada arama kurtarma grubundan iki arkadaşım, sanırım iki kişi mi var? G arama kurtarma grubundan ben iki kişiyi görüyorum şu anda. Operasyonlarla birlikte olduğumuz. Onlar eğer hatırlayacaklar, ayın 6'sı olduğuna göre ayın 4'ü sabaha karşı bir telefon tatbikatlarımız var bizim. Telefon tatbikatı vardı ve bir X bölgede afet olduğuna ilişkin sabaha karşı 3'te bir telefon geldi. Bu tatbikatlar bizim çok rutin olarak yaptığımız bir şeydir ve telefonu kaldırıp cevap vermeniz beklenir öncelikle, gece kaç olursa olsun. İkincisi de çıkıp çıkamayacağınız bilgisini vermeniz gerekir. Sizin burada bir sivil toplum örgütü yapısıyla gönüllü olarak yaptığınız çalışma gibi, yani gönüllülüğü ne kadar sürdürebileceğiniz çok önemli ve bununla farkı nasıl yaratabileceğiniz çok önemli. Çünkü burada siz bir taleple geliyorsunuz, bir bilgiyi talep ediyorsunuz ve bu çok daha önemli bir şey. Yani birisi size bunu dayatmıyor ve çok daha değerli bir şey. Cumartesi günü güneşli bir havada kendinizi buraya kapatmış olmanız. İki gün sonra bir telefon daha geldi sabaha karşı. Ben de sanırım sevgili hocamı da anmış olurum. Nevzat İlhan'la ilgili evet Mimaris'te bir yazı yazıyordum ve hatta dedim ki bir gün sonra mı bitirsem, son cümleyi bir türlü getiremiyorum biliyorsunuz. Benim yetişmememde emeği çok büyük bir hocamızdır ve son sözü söyleyemezsiniz hiç. Son söz olmasın istersiniz. Yarın mı yapsam, şimdi mi bitirsem? Hadi dedim son sözü söyleyeyim, bitirdim, kapadım. Bilgisayarı biraz uzanayım dedim ve telefon çaldı ve işte 6 Şubat böyle başladı. Telefonda koordinatörümüz de arayan kişi, Gül hocam çok büyük bir afet oldu dedi, deprem oldu dedi. Ne kadar büyük dedim, çok büyük dedi. O zaman bu şey demektir bizim için, başka açıklamaya ihtiyaç yoktur, sözü uzatmazsınız. Çok büyükse en az 10 gün bölgeye başka bir yardım almadan burada çalışacaksınız anlamına gelir. Hemen bütün ekipmanınızı ona göre şey yaparsınız ve bizim ulusal operasyonlarda 45 dakika içinde merkezimize ulaşmamız beklenir. İşte biz de çok hızlı bir şekilde, sevgili Ece vardı, Can Bey var mıydı hatırlayamıyorum merkezde, biraz sonra katılmıştı galiba. Ve sonra da biraz sonra sizinle paylaşacağım görüntülerle bölgede çalışmaya başladık. Ben tabii şu açıdan da kararsızım, hangi sırayla anlatayım diye kararsızdım. Ama sanırım bizim gözümüzden olaya gittiğimiz noktadan itibaren neler oldu isterseniz biraz ondan bahsedelim. Ve sonra bu bizim gönüllü yaptığımız bir iş, arama kurtarma işi. Belki de tüm çabalarımıza rağmen önleyemediğimiz bir afetin biraz bedelini de biz de ödemek istiyoruz. Suçluluk da duyuyoruz çünkü öğrencileri biz yetiştiriyoruz, biz mimar olmalarına katkıda bulunuyoruz. Her şeyi anlattığımızı zannediyoruz, her şeyin uygulandığını zannediyoruz. Ama sonra karşılaştığımız tabloda tabii biz de bazen çok büyük hayal kırıklığına uğruyoruz. Acaba biz neyi yanlış yaptık diye düşündüğümüz noktalar oluyor. Evet, sizinle birazcık isterseniz ilk dakikalardan itibaren neler oldu?
Öncelikle bu fotoğraftaki kişiler hakkında tabii konuşmak isterim. Şu anda yani bu sunum boyunca göstereceğim her fotoğraf bizim ekibimiz tarafından çekilmiştir ve eğitim amaçlı olarak kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Ben de çoğunuz gibi normal zamanlarda üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyorum, mimarım. Ve koruma projelerinde, saha uygulamalarında da çalışıyorum. Ama bizim gibi bir afet ülkesinde yaşıyorsanız tabii başka bir hazırlığınızın daha olması gerekiyor. Bu hazırlıkta da uzun yıllar önce benim yolum GEA Arama Kurtarma grubuyla bir şekilde buluştu. Buluşma da aslında şöyle oldu, çok kısaca ondan da bahsedeyim. Tarihi çevrede afet durumlarında kültür varlıklarının korunması ile ilgili bir çalışma yapacağız. Ama ben daha önce çatışma bölgelerinde çalışıyorum. Doğal afet bölgelerinde hiç çalışmam yok. 99 depreminde sadece insani yardımda çalışmıştım. Acaba mekanizma nasıl çalışıyor? Onlarla bir işbirliği yaparsak bu konuyu da birazcık ele alabilir miyiz diye çalışırken İşte bir 6 aylık onların eğitimlerine katıldım. Sonra birden kendimi Haiti operasyonunda onlarla birlikte operasyon içinde buluverdim. Bu işbirliği 2011 yılında Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi, çoğunuz biliyorsunuz, dünyadaki en büyük sivil toplum örgütüdür kültür varlıklarının korunması konusunda. Yaklaşık 11 bin üyesi olan büyük bir organizasyondur ve 150 ülkede faaliyet gösteriyor. 31 tane de bilimsel komitesi var bu organizasyonun. Bunlardan bir tanesi tamamen risklere hazırlık konusunda çalışır. İKORP, risklere hazırlık komitesi. Onun Türkiye'deki bilimsel komitesini kurmak üzere bir şeyimiz vardı, çabamız vardı. Yeni kurulmuştu ve bu ekibin 7 tane üyesi aynı zamanda arama kurtarma ekibinde de aktif olarak çalışıyordu. Dolayısıyla bir afetin hemen sonrasında arama kurtarma yani ve insani yardım çalışmaları bittikten sonra tarihi çevreye müdahale etmekle ilgili bir misyonumuz da vardı. Şu anda gördüğünüz ekip bu çalışmayı yapan, biraz tabii operasyonun hemen sonrası olduğu için 10. günde biraz kötü görünüyor olabilir. Biraz bakalım 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde neler oldu, biz neler yaptık ve neden yaptık? Asıl soru aslında bunları neden yaptık? Şu anda gördüğünüz görüntüler için Genelkurmay Başkanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı'na da, çünkü jammerların bulunduğu bir alanda çalışıyoruz. Tabii sınıra çok yakın olduğumuz için ve onlar belli zamanlarda Kültür Bakanlığı'nın şeyle koordinasyonuyla bütün bu izinler onlar tarafından sağlandı. Bu görüntüleri çekme şansımız oldu. Bazen Antakya'da. Evet, siz ne görüyorsunuz? Önce ona bakalım. Şimdi biz İstanbul'a döndükten sonra aslında baktık ki buradaki kalan insanlar bize göre çok daha büyük travma yaşamışlar. Çünkü biz bir enkazın içindeydik ve sadece kazazedeyi görüyorduk, başka bir şey görmüyorduk. Sonra biz görüntüleri çok sonra izlediğimizde, bu görüntüleri tabii kendi gözümüzle görüyoruz ama yukarıdan baktığınızda gerçekten çok fazla ve farklı şeyler görüyorsunuz. Bilmiyorum, bölgeden gelen kimse var mı aranızda? Bölgeye gitmiş olan var mı aranızda? İnsani yardım için mi yoksa yakınlarınız mı? İnsani yardım için ne kadar süre kaldınız bilemiyorum ama ya da kaçıncı zamanda bulundunuz? İlk günlerde gittiniz. Hangi bölgedeydiniz acaba? Okulla gittik. Biz Hatay'a gittim. Ben arkadaşım Kahramanmaraş'a gittim. Peki bir hatırladığınız bir şey sorsam mesela, ne hatırlıyorsunuz? Tek bir şey. Aklınızda genelde bu tür bölgelerde aklınızda bir sahne kalır. O zaman insanlarla ilgili sanırım daha çok kalmış olmalı aklın. Sizin aklınıza ne kaldı acaba? Çaresizlik. Yani kesinlikle. Onun dışında kimseye hatırlatmaya gerek yok bence hiç. O yüzden yapmıyorum. Hatırlatmamalıyız mıyız, hatırlatmalı mıyız? O da aslında ben, ayrı bir soru işareti, değil mi? Bence herkes her şeyin farkında yani. Mevzu oralarda o şekilde düşünülüyor olabilir ama daha farklı durumlar var. Yani tek hatırlatmamak daha iyi bence ya. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Kendim içime yani. Ece, siz de galiba sizin ne hatırladığınızı da merak ediyorum o zamanla. Evet. Benim. Yani sizlerin tecrübesinden farklı sanırım. Çünkü
benim gözümde sürekli bir şey var. Bir çalışma ve çaba içerisinde olduğum için böyle dramatik sahneler canlanmıyor meşguliyetten ötürü. Çokça çaba, yani sadece kendine ya da kendi grubunla ilgili olarak değil, etrafındaki tüm kişilerde herhangi bir konuda çokça çaba gördüğümü ve hissettiğimi hatırlıyorum. Aslında çok haklısınız. Bir afet bölgesinde biz tabii çok teknik olarak bakmak zorundayız. Çünkü çok sayıda afete müdahale etmek zorundayız. Çok sayıda farklı afetlerde bulunmak zorundayız ve ilk dakikalardan itibaren eğer olayın içinde bulunduğumuz bir bölge ise, bir çatışma bölgesi ise bazen öyle oluyor ya da bir afet bölgesi ise, farklı bir afet varsa belli bir süre sonra. Tabii neyi hatırlamak ve neyi hatırlatmak istediğimiz çok önemli. Bizim mesela bu konuşmaları yapma sebebimiz aslında teknik olarak bunun hangi kısımları bizim müdahalelerimizle değişebilirdi? Kayıtları nasıl tutmalıyız gerçekte neler olduğuna ilişkin? Çünkü herkesin bir şeyi var, fikri var hani gördüklerinden ya da kendilerine gösterilenlerden. Ama bir de algıladıkları ve bildikleri de var. Bunları nasıl bir araya getirirsek, zaten afet risk yönetimi anlatacağımız biraz sonra bununla ilgili bir şey. Evet, ilk anlardaki görüntüler tabii bir afet riskinin yönetimi çerçevesinden bakarsanız çoklu afetleri tanımlatıyordu bize. Çünkü şu anda İskenderun'dayız ve sanırım 4. saat ya da 5. saatte olmamız lazım. Öncelikle bir afetin en önemli sorunu kent ölçeğinden baktığınızda müdahale edeceğiniz bölgeye ulaşmakla ilgilidir. Dolayısıyla çevre illerdeki durumu bilmeniz gerekir, yol akslarını bilmeniz gerekir. Bu yol akslarının hangileri mesela viyadük gibi daha farklı riskler barındırır, çökme ihtimali vardır. Hangilerinin üzerine bir şey çökme ihtimali vardır, hangisi fay hattına yakındır. Bütün bunları bilmeniz durumunda yardıma daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ama bir de elinizde olmayan bazı parametreler de vardır. Mesela burada limanda yangın başlamıştı ve yangın söndürülmesiyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Şu anda alt kısmı göremiyorsunuz ama birazdan göreceksiniz ve biz önce bunu da algılamakta biraz zorlanmıştık. Çünkü deniz suyu mu bir kilometre kadar içeri girdi yoksa zeminden mi su yükseliyor onu tam algılayamıyorduk. Ama arabaların ilerlemesini yani arama kurtarma araçlarının ilerlemesini zorlaştıracak kadar bir de su vardı. Bu bizim için tabii birkaç anlama geliyor. Su demek bodrum katlar su dolmuş ve bodrum katta mahsur kalan varsa kurtulma ihtimali düşük oluyor demektir. Bütün bunları tabii çok teknik olarak düşünmeniz ve çok hızlı karar vermeniz gereken bir süreçti bu. Bu daha arama kurtarma ekiplerinin alana gelmediği zamandan bir fotoğraf. Burada tabii önemli olan afetin büyüklüğü ne olursa olsun elinizde hangi araçlarla ilk müdahaleyi yapabildiğiniz çok önemli. Biz bu fotoğrafların çoğunu şu amaçla çekiyoruz. O yüzden teknik bakmamız gerekiyor. Bunlar bizim için olay yeri fotoğrafları niteliği taşıyor. Çünkü bir afet bölgesine bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra gittiğinizde bu görüntüleri görmüyorsunuz. Dolayısıyla bir yapının özellikle içinde ölüm olan bir yapının çökme mekanizmasını, hangi hataların buna neden olduğunu yakalamanız biraz zor. Dolayısıyla bu ilk anlarda kazazedenin bulunduğu yer arama kurtarma gruplarının eğitimi için önemli. Bizler için nasıl çöktüğü ve bu mekanizmayı düşünerek biz burada nasıl bir çalışma yapabiliriz o önemli. Ve tabii sonrasında da bu hataların engellenmesi için neler yapılabilir? Çünkü bunların hepsi unutmayalım ki teknik hatalar değiller. Yani bazıları hata da kabul edemeyeceğimiz bilerek yapılmış bazı olaylar zinciri. Ama orada tabii bazı popüler söylemlerde bulunmadan önce tamamen bilimsel bir bakış açısıyla problemi net olarak tanımlamak gerekiyor. Birazdan buna da kısaca değineceğim. Tabii bizim uzmanlık alanımız tarihi eserlerin korunması olduğu için biz insani yardım çalışmaları hemen sonlandıktan sonra kaymakamlığın isteği üzerine tarihi eserlerin bulunduğu noktaları da kontrol etmek durumundaydık. Özellikle kişisel olarak da benim çok fazla afette olmama rağmen ilk defa gördüğüm çok sayıda tarihi eserde yıkım vardı. Bu bizim için mesela çok yeni bir şemaydı.
Çok sayıda yığma yapı yıkılmıştı. Çok sayıda geniş açıklıklı yapı yıkılmıştı. Bu demektir ki çoğu ritüellerin gerçekleştirdiği dini amaçla kullanılan yapılardı. Bunun bir açıdan da burada yaşayan insanlar açısından da bir sorunu var. Mesela kendisini kurtaranların çoğu bu yapılara hemen koşarak gidiyordu ve içeride mesela ritüelistik objeler var. Onları alabilir miyiz diye, kurtarabilir miyiz diye uğraşıyorlardı. Bu birçok afette, dünyanın farklı bölgelerindeki birçok afette de karşılaşılan bir durum. Hani siz bazen şöyle düşünüyorsunuz, hani canını kurtardıktan sonra ilk olarak güvenli bir bölgeye gider, işte ilk temel insani ihtiyaçlarını karşılar, ailesini belki ailesinin yanında bulunmak ister diye. Fakat dünyadaki çok farklı afetlerde aynı şeyi gördük ki ilk olarak kendilerinin bağlantılı oldukları yapıları da kontrol ediyorlar. Yani birçok, mesela Nepal depremini hatırlıyorum, birçok kişi tapınakları kontrol etmeye gittiğini söylemişti. Belgeselin ilk bölümü Nepal'de çekilmişti, 2019 Gorka depremi. Orada o kişilerin mesela konuşmalarını isterseniz vakit bulursanız izleyin. Çünkü o bizim ağzımızdan değil, onların ağzından anlatıyordu, yaşayanların ağzından. Gerçekten bizden daha önemli bir şeye kontrol etmemiz gerekiyordu diye çevirebilirim akıllarındaki görüntüyü. Şimdi bu görüntüleri paylaşıyoruz. Bu eğitim amaçlı. Grafik bir şey yok, sadece sesleri duyacaksınız. Bunları neden paylaşıyoruz? Arama kurtarma grubunun izniyle, eğitim amacıyla paylaşıyor. Bir kişinin kurtulması için en az 10-12 saat uğraşmamız gerekiyor. Yani bizim attığımız yanlış bir imza, kontrol ettiğimiz yapılarda, yaptığımız yanlış bir tasarım, yanlış bir uygulama ya da kötü niyetli bir müdahale, bunların hepsini bir zincir halde birbirini tetikleyerek bu olayı getirmesi en çok karşılaşılan sorun. Yani tek bir sorumlu olmayabiliyor bunda. Mesela Gaziantep'te yaklaşık 100 kişinin öldüğü yapıda tutuklanan kişiyle konuşmaları biliyorum. Bir zemin katta, bodrum katta kolon kesmişler ve onun yerine bir kasa koymuşlar. Tek bir kolon kesmişler. Şimdi anlatım şöyle diyor ki, kolonun yerine diyor çelik bir kasa koyduk, taşıması gerekiyordu diyor. Şimdi tabii sizin çok sayıda kaybınız olduğunda bu mentaliteyi oturtmakta çok zorlanabiliyorsunuz tabii. Yani bunun nasıl olduğunu, bunun nasıl kontrol edilmediğini. Ama tabii bu tek bir şey değil. O kadar farklı şeyler olabiliyor ki. Dolayısıyla tek bir noktadan eğer problemin ya da olayın müsebbibini tek bir noktada tutarsanız orada tabii hatalı bir çözüm önerisi de çıkartabiyorsunuz. Burayı aldınız Tartay. Şimdi şu anda arama kurtarmada doktorumuz içerideki kişiyi kendisinin çıkması için ikna etmeye çalışıyor. Çünkü kendisi giremiyor içeri. Yani artık yerde kalmamış. Kızını da çıkarabilmemiz için arkasında kızı var. Annesi ondan kızı çıkarmamız mümkün değil. Biz şu anda kendimiz de içerideyiz. Tamam. Bizim mimar olarak, inşaat mühendisi olarak görevimiz enkazın daha fazla hareket etmesine kısa bir süre için engel olup içerideki kişileri olarak, hasarsız olarak daha fazla hasar almadan dışarı çıkaralım. Ne diyorsun? Tamam. Daha fazla düşünmüyorsun. İleri doğru yatacakmış gibi düşün kendini. Bana buraya doğru yatıp dizini çekeceksin. O şeyin üzerine doğru yatacaksın. Hadi gel. Dizinden güç alıyorsun. Dizinden güç alıyorsun. Tutuyoruz biz seni. Çok güzel. Tutuyorum. Bravo. Hadi. Ve geliyor. Niye gösterdiğinizi de söyleyeyim. Bu kişiler kurtulacak. Kurtuldular. 4 kişiydi aile. İkisi kurtuldu. Anne ve kız kurtuldu. Annenin çıkma kızının istememe sebebi arkasında kızı vardı çünkü. Çıkarsa ve kızı çıkamazsa diye korkuyordu. Diğer bir sebebi de hem kolları hem bel kemiğinde kırık vardı ve ona rağmen arkamdan kızını almamız gerekiyor deyince çıktı. Şimdi çıkan ve kurtulan insanlar hayata sonuna kadar tutunan insanlar ve siz bir şey yapmanız gerektiğinde artık umutsuzluğa kapılma şansınız yok. Mesleğinizin tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanıp bu insanlar için burayı yeniden yaşanabilir hale getirmeniz gerekiyor. Bazıları bu bölgeden gidecekler ama büyük bir kısmı tahminimizin çok ötesinde, yani bizim için çok ötesinde değil çünkü biz biliyoruz ki çoğu geri dönüyorlar.
Hani siz zannediyorsunuz ki mesela bu kadar kötü anısının olduğu bir yere bir daha geri dönmez zannediyorsunuz. Hatta birçok devlet memuru mesela rotasyonla başka bölgelere gönderiliyor travmayı atlatmaları için. Hepsi en fazla 1-2 hafta içinde geri dönmek istiyorlar. Yani eğer giderlerse orada yapmaları gereken bir şey yapamadıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu kaosun içinde sizin meslek insanı olarak yapacağınız tek bir şey var ki afet risk yönetimi böyle bir şey. Kaosa düzen getirmenin yolunu teknik olarak tanımlayabilmek. Şimdi acil durumda neler oluyor? Bir ona bakmamız lazım. Yani bir bölgeye acil durumda gittiğiniz zaman ne problemleri çözmeniz gerekiyor? Tabii ilk önce bölgeye ulaşmanız gerekiyor. Ve bölgeye ulaştığınız andan itibaren sizin arkanızdan geleceklere çok net bilgiler vermeniz gerekiyor. Hangi yoldan gelecekler, gelişleri ne kadar sürecek, hangi araçları kullanabilirler, bölgede şu anda ne kadar kişi var, yaklaşık ne kadar çökmüş bina olabilir, ne kadar süre orada kalmaları gerekebilir ve tabii ki her zaman için öncelik maksimum sayıda kişiyi güvenli noktaya ulaştırmak. Ya enkazdan çıkarmak ya çıkmış ve belli bir noktada olan insanları güvenli hissedecekleri noktalara götürmek ve temel ihtiyaçlarını ki sizin de destek olduğunuz şey buydu tahminim. Çok da önemli bir şeydir o anda orada bulunmak. Yani barınma ve beslenmeleriyle ilgili ilk ihtiyaçlarının karşılanması. Daha sonra yani bu kaosa düzen getirme zamanı biraz uzun sürebiliyor bazen ki bu büyüklükteki bir afettir. Biliyorsunuz bu kategori 4 ve sistemde disaster değil katastrof olarak tanımlandı Birleşmiş Milletler tarafından yani kategori 4 olarak tanımlandı. Kategori 4 uluslararası destek ihtiyacının duyulduğu şeylerdir, afetlerdir. Şimdi... İnsani yardım ekipleri zaten çok hızlı gelmeye çalıştılar. Hatta bazen görmüş olabilirsiniz tırlar dışarıda bekliyordu ve içeri alınamıyordu. Çok önemli bir şey halkın durum hakkında bilgilendirmesi lazım. Yani özellikle afetler sırasında dezenformasyon ve misinformasyon çok karşılaşılan bir durum artık yeni şeyde. Çünkü sosyal medya çok fazla kullanılıyor. Dediğim gibi biz mesela sosyal medyayı hiç açmadık vaktimiz de yoktu zaten. İnternet de bazı noktalarda hiç çalışmadı bizim için. Ama sonra gördük ki çok fazla tekrar eden ve bazıları da gerçekten sahadakinden çok farklı bilgiler. Doğru değil bu bilgiler. O yüzden kuralı vardır bu afetlerde bilgilendirmenin. Her şeyi söylemeyin. Ne söylüyorsanız doğru söyleyin. Ki güvenilir olabilin. Çünkü kaos yaratabilir söylediğiniz şeyler. Başka sıkıntılara neden olabilir. Sınıra çok yakın bölgedeyiz çünkü. Ve o yüzden her şeyi söylememek şansınız olmayabilir. Ama ne söylüyorsanız doğruyu söylemeniz lazım ki karşı taraf size güvensin. Ne söylediğinizi kesinlikle kabul ediyor olsun. Hayati kent hizmetleri tabii büyük bir önem taşıyor. Belediyeler çok hızlı olarak çevre belediyeler devreye girerken bu sefer çevre belediyeler hatırlarsınız Van depremini hatırlayanlarınız varsa hemen çevre illerdeki belediyeler çok hızlı bir şekilde bu hizmeti başlatmışken burada çok uzaktan yardımın gelmesi gerekti. Ve tabii kendi kendine yetme çok önemli. Yani siz söylediniz ya çaresizlik duygusu. Zaten aslında en kötü hissedeceğiniz duygu odur bir afet durumunda ve bunun bir daha olmaması için zaten eğer bu bir afete maruz kaldıysanız, bir travmaya maruz kaldıysanız bunun olmaması için çalışırsınız. Kendiniz için, yakınlarınız için, ülkeniz için ya da insanlar için başka yerlerdeki. Evet, neler oldu? AFAD'dan gelen iki hafta önceki bilgilerde bu değişmiş olabilir ama büyüklük açısından çoğumuz mimar ve kent plancıysa büyüklükler daha net oturabilir bununla sizde. Yaklaşık 120 bin kilometre karelik bir alan etkilendi. Bu yaklaşık işte yabancı ülkelerin boyutlarını biliyorsanız Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Belçika gibi ülkelerin tamamı olduğunu düşünün. Etkilenen alan. Bu tabii sakın bunu şunun için söyleniyor gibi algılanmasın. Bazen öyle algılanıyor. Hani afet o kadar bir büyüktü ki bir şey yapamazdık zaten. İçin değil bu tabii ki. Müdahale edeceğiniz alanın büyüklüğünü bilirseniz bundan sonraki afet risk yönetiminde buna göre yeni bir kurgu yapmanız gerekir. Yaklaşık 15 milyon kişi etkilendi bundan. Bu bilgi neden önemli? Çünkü bunların bazıları fiziki olarak hasar aldılar ve sizin bundan sonra mimari planlamada, kent planlamada
engelsiz yaşam için bazı tasarım değişiklikleri yapmanız gerekecek tüm bu illerde. Yani büyük bir kısmı şu anda bize gelen cenazelerle ilgili bilgiler, ki tam bilgi değil biliyorsunuz, bazı bölgelerde hala çıkmamış cenazeler var, özellikle Antakya tarafında yaklaşık 50 küsür bin olduğu biliniyor. Bunların 7 bin küsürünün mülteci olduğunu biliyoruz. Yasal olarak burada kalmak olan kişiler olarak diğerlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla sizin müdahale edeceğiniz bir afet, bu büyüklükte bir afet. Etkilenen illeri biliyorsunuz zaten. Yani bu illerin her birine gittiğinizde farklı yıkım şemaları da görüyorsunuz. Ve kentleri kent yapan özelliklerinin çoğunu da artık tanımlayamayabiliyorsunuz. Çünkü tamamen boşalmış, enkazlar kalktığı için düz alanlar görüyorsunuz. Dediğim gibi bir afete müdahale edecekseniz ya da bir afet risk yönetimi sistemi içinde çalışma kararınız varsa yapacağınız en büyük hata tek bir afet olduğunu düşünmektir. Gideceğiniz yer içinde, hazırlık yapacağınız konu içinde. Eğer büyük bir afet olduysa tek başına gelmez. O yanında mutlaka başka bir şeyle gelir. Yangın bunlardan en önemlisidir. Hatırlatmak isterim, Kobe depreminde en büyük kayıplar depremden değil yangından dolayı geldi. Çünkü hidrantların hatları kırıldığı için su kullanamadılar ve ondan sonra biliyorsunuz Japonya'da bütün yangın söndürme sistemleri afet durumlarında değişti. Tamamen geleneksel başka bir sisteme dönüş yaptılar. 1,5 ay sonra biliyorsunuz bir de sel oldu. Burada da Allah'tan ki yakın bölgelerde, kıyıya yakın bölgelerdeydi. Bizim için tabii dediğim gibi bu görüntüler çok büyük önem taşıyor. Çünkü biz o zaman zeminden mi yükseliyor su yoksa denizden mi geliyor onu pek algılayamıyorduk. Biz bile sonra video görüntülerinden anladık ki bazı yerde zeminden su yükseliyormuş. Çünkü çamur görene kadar şeyi anlayamıyorsunuz tabii, orada o kadar büyük bir karışıklık var ki. Ve bundan sonraki afetlerde de soru işareti olarak olabilecek şeylerin arasında bunların olması gerekiyor. Şimdi biraz tarihi eserler açısından, tabii bu da dediğim gibi sanırım 10 gün önceki veriler ama bunlar da büyük bir ihtimalle tamamlanmıştır. Kültür Bakanlığı'nın incelediği 6548 yapı var, bölgede 8000 tarihi eser bulunuyor. 287 tanesi tamamen göçtü. Bazılarını görmüşsünüzdür. Mesela Adıyaman Ulu Camii artık tamamen bir enkaz halinde, yani yıkıldı andan itibaren. Sadece okundan tanıyabiliyorsunuz ya da biliyorsanız yerini anlayabiliyorsunuz. Ağır hasarlı 904 yapı var. Orta hasarlı 1179, hafif hasarlı 993, hasarsız 1520 yapı var. Bu sayısal değerler neden önemli bizim için? Çünkü bundan sonra nasıl bir proje formatı değiştireceğiz bizim için çok önemli. Yani eskisi gibi analitik röleve yapma şansınız yok mesela. 6 Şubat'tan önce, 4 Şubat'ta Anıtlar Kurulu'ndan geçmiş bir projeniz 6 Şubat'ta artık geçersiz. Zemin dinamikleri değişti. Belki özellikle Antakya biliyorsunuz fay hattının geçtiği bir şehir olduğu için oradaki değerler değişti. Haritaların tekrar oluşturulması gerekiyor. Bazı yerlerde, yani bizim gözümüzle gördüklerimizi söyleyelim, yana doğru hareketler olduğu gibi yatayda ve düşeydeki hareketlerden ötürü kod değişiklikleri meydana geldi. Ve bunların hepsini tekrardan tanımlamamız gerekecek bir zaman var. Dediğim gibi bizim çalıştığımız ekipler kimlerdi ve kendimiz de bu ekiplerin içindeydik. Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye, İKOMOS Türkiye, İKORP Türkiye ve üniversiteler kısa bir süre sonra insani yardım çalışmaları tamamladıktan sonra alandaydılar. Kültür Bakanlığı aslında ilk andan beri alandaydı. Ama biliyorsunuz özellikle müzelerin boşaltılması özel ve kapalı operasyonlar gerektirdiği için onunla ilgili açıklamalarını daha sonra verdiler. Çünkü bu tür alanlarda, bu büyüklükteki afetlerde güvenlik açığının oluşma ihtimali yüksektir. O yüzden bu haberleri siz daha sonra resmi olarak duydunuz ama hangi aşamada bunu yaptıklarını da daha sonra açıkladılar. Biz ne yapıyorduk? Biz başta insani yardım çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ilk toplantımızı yaptık ve alanda belgeleme çalışmalarına başladık. Dediğim gibi bizim için çok önemli çünkü bunlar bizim için bilimsel veri ve bunun toplanma şekli de bir olay yeri inceleme gibi ele alınır. Yani normal bir belgeleme çalışması yapmıyoruz aslında.
birçok yapıyı ziyaret etme şansımız oldu ve bu bilgiler çok hızlı bir şekilde İstanbul'a iletildi. İstanbul'da operasyonları sevgili Nevra Ertürk İKORP Türkiye adına yürütüyordu. Çünkü İstanbul'da da birilerinin olması gerekiyor. Ve bu yapılara nasıl müdahale edileceği ile ilgili de programın hemen başlaması gerekiyordu. Bunlar bizim ilk erken dönem formlarımız. Bu arada bütün hasar envanter sistemlerimizi de değiştirdik. 8000 yapının hasarlarına bakmakla 100 yapının hasarına bakmak arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla bu sistemlerin tamamı değişiyor artık. Bana göre Kültür Bakanlığı'nın yaptığı en önemli çalışma tescilli kültür varlıklarına ilişkin yaklaşık 500 kişilik bir ekip çıkardılar onlar sahaya ki çok zordu o başlangıçta. Ve tüm tarihi eserleri hasar görmüş, tamamen çökmüş çünkü tanıma imkanınız yok yapıya çöktükten sonra. Her birine tek tek bir işaret koydular. Bu yapılabilecek bence stratejik açıdan da en doğru şeydi. Çünkü bunların içinde kitabeler vardı, ondan sonra şeyler vardı, ritüelistik objeler vardı, çok özel bezemeler vardı. Ve bunların enkaz, normal enkaz gibi müdahale edilip kaldırılması restorasyon sırasında bazıları kullanılabilecekken kullanılamaz hale gelecekti. O yüzden bu işaretlerin bir aşamada faydası oldu. Ulaşabildiğimiz alanlar UNESCO Türkiye olarak benim de içinde bulunduğum ekip bölgelere ayrılarak dünya miras alanlarını kontrol etme şeyine de çalışmalarını da gerçekleştirdi. Biliyorsunuz bu alanda bizim iki önemli dünya miras alanımız var. Birisi Göbekli Tepe, birisi Aslan Tepe. İkisinde de küçük, yani arkeolojik alanlarda hasar yoktu. Aslan Tepe'de biraz vardı. Üst örtülerde, Göbekli Tepe'de ikinci kısımda küçük bir hasar vardı. Aslan Tepe'de de gene küçük bir çökme meydana gelmişti. Bunları da tabii daha sonrasında koruyacağımız arkeolojik alanlarda, üst örtü tasarımında dikkate almamız gereken parametreler olarak bunları kaydettik. Ulaşamadığımız yer Nemrut'tu. Genelkurmay Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz bunun için. Onlar İHA uçuşlarından bir tanesinde bölgede detaylı bizim için belgeleme çalışması yaptılar ve ilk başlangıçta orada bir hasarın görünmediği bilgisi geldi. Ama tabii çok kar vardı. Hani küçük minör hasarlar olabilirdi, tahmin ediliyordu. Fakat karlar eridikten sonra, bir ay sonra kadar. Bu arada tabii aslında görüntülerden anlaşılıyordu ama buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi de depremin olduğu gün çok büyük fırtınalar da vardı ve gerçekten tüm çalışmalar o yüzden zorlukla ilerleyebiliyordu. Bizim için önemli olan nedir? Şimdi çoğunuz biliyorum ki çaresiz hissediyorsunuz, alana gitmek istiyorsunuz, alandaki çalışmalara destek vermek istiyorsunuz. Çünkü bunların hepsi orada yaşayan insanlar için hızlı bir normale dönüş süreci gerektiriyor. Fakat bu bölgelerde çalışırken tüm dünyada böyle aslında bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu var. Mesela bir örnek vereyim. Biz bir süredir Ukrayna'da çalışıyoruz. Savaşın yaklaşık 1-2 sene öncesinde izlememiz başlamıştı ve savaş başladığı anda aslında yani ilk hareket başladığında Şubat ayıydı gene. Hazırlıkları uluslararası sistem tamamlamıştı. Müdahale ya da destek olmakla ilgili çünkü bu destek isteklerinin geleceği biliniyordu. Şimdi burada mesela çok sayıda gönüllü çalışıyor ama gönüllülerin eğitim almadan sahaya çıkmalarının bazı tehlikeleri var. Çünkü siz sahaya giden ekiplerin belli görevleri gerçekleştireceklerini düşünüyorsunuz. Konuları bu olsa bile bir afet bölgesinde o konuları yerine getirmekle ilgili yani şey gibi sahrada, sahra çadırında ameliyat yapan operatörler gibi düşünün. Çok daha farklı bir ortam. Bu ortamda çalışmayı biliyor olmaları lazım teknik olarak. İkincisi de bu bölgede çalışmayla ilgili bir etik yükümlülükler var. Bunları çok iyi biliyor olmanız lazım. Çünkü bir afet bölgesinde çalıştığınız zaman o ülkenin, o bölgenin tüm zafiyetlerini görürsünüz. Bunlar ülkeler için de söylüyorum. Mesela Ukrayna'da çok sayıda 3 boyutlu tarama yapıyorlardı. Bu şey dijital mirasla ilgili olarak koruyabilmek için, hasar aldıysa yeniden rekonstrüksiyonu için. Fakat bunları mesela internetten paylaşıyorlardı. Şimdi 3 boyutlu taramanızı güzelce yapmışsınız. İçeride de dolaşmışsınız. Bunu dışarıdan içeriden gösteriyorsunuz. İçeride bütün ikonlar görünüyor, her şey görünüyor. Yani tarihi de yazıyorsunuz. Şu tarihte yapılmış çalışma, çok büyük çalışmalar gerçekleşti falan diye. Olmaz tabii. O ülkenin güvenlik hassasiyetlerine uymak gerekiyor. Burada bizim için de aynı şey. Gizlilik önemlidir, güvenlik önemlidir.
Özel hayatta saygı önemlidir. Çünkü bazen mesela bütün evlerin içi görünebiliyor. Evlerin sahipleri artık orada olmayabiliyorlar ve onların adına korumanız gerekiyor. Yani bu korumanın onuru dediğimiz şey bu noktada devreye giriyor. O yüzden sizler de sahaya çıkacak olan ekiplerinize özel bölgelerde çalışmanın etiğiyle ilgili bir eğitim vermeniz gerekiyor. Ve tabii kendilerini nasıl koruyacaklar? Yani karşılaşacakları şeylere karşı nasıl bir profesyonel tavır takınacaklar? Buna benzer bir eğitimi Roma'da, İKROM'da veriyoruz ve mutlaka sahaya çıkan ekiplere psikolojik desteğin nasıl verileceğine ilişkin bir kısmımız da bulunuyor ki burada da alana gidenler için de tavsiyemiz odur. Döndükten sonra mutlaka alana gitmiş olan birileriyle sohbet edebilirler ya da profesyonel destek alabilirler. Mutlaka o konuyla ilgili içlerinde bir şey varsa bunu çözmeleri gerekiyor. Bu çok normal bir durum. Şimdi erken dönem belgeleme amaç çalışmasının amacı neydi? Çoğunuz gördünüz tabii Bin Hacer Camii. Jandarma Genel Komutanlığı'na teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgede biz cemurlar olduğu için ilk başta küçük dronlar uçurabiliyorduk. Onların kendi dronlarıyla bu ilk çalışmaları yaptık. Çünkü enkazlar daha yoldan ki içeriye alınmadan bizim bunları görmemiz gerekiyordu. Ne kadar uzağa, hangi salınımla dağıldılar, nasıl bir mekanizmayla çöktüler bunları görmemiz gerekiyordu. Onlar ilk çalışmalarda kendileri destek oldular. Daha sonra bizim kendi üniversitemizin İHA'sı var, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin. Biz onu uçurarak yaklaşık bir 80-90 hektarlık bir alanda bir belgeleme çalışması yaptık. Bu da bizim belgeleme çalışmamızdan. Peki bunun amacı nedir? İsterseniz şöyle biraz göstereyim. Birincisi bu içeriye giremeyeceğiniz alanları görmenizi çok kolaylaştırıyor tabii. Yani şu anda biz mesela içeride neler olmuş? Mesela betonarme takviye yapılan yerde bir çökme olduğunu daha ben bakar bakmaz görebiliyorum. Bunu tabii hemen şöyle bir yargıda da bulunmuyoruz. Restorasyon, yanlış restorasyondan dolayı olmuş diye. Bu konuda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Bütün restorasyon projelerini edinip bu fotoğrafları onların eşliğinde bakıp sonra birlikte karar vermek gerekiyor. Yani mesela bunda tasarım hatası mı oldu, hesap hatası mı oldu, uygulama hatası mı oldu, zeminde bir sorun mu oldu? Bütün bunları bilmezseniz mesela bir sonraki koruma projenizde aynı hatayı tekrar edeceksiniz demektir. Burada mesela bu ikinci depremden sonra çekilmişti. Üçüncü depremden sonra bu binada hasar arttı. Mesela çan kulelerinde sorun vardı. Bunları bilerek burada çalışacak ekipleri uyarırsanız, mesela çan kulesi genelde hani 1-2'de hasar almayıp 3'te çökebilen yapılar tek başına, salınımları daha farklı olduğu için. Bununla ilgili zaten sanırım Cem Çelik Hoca bilgi vermişti. İlk belgeleme çalışmaları bu şekilde yapılmıştı. Daha sonra Şeyh Ali Camii bu da. Temel sorunlarımız olan, şimdi görüyorsunuz bakın, ana yolda bir sıkıntımız yok. Yani buradaki yapılara ulaşabiliriz ve burada ilk çalışmalarımızı başlayabiliriz. Fakat temel sorunumuz bizim bakın arka sokaklar. Yani şu anda buralara hala ulaşım yok. Belli zaman olmayacak. Enkazların üzerinden giderek ulaştığınızda buralarda hala cenaze bulunma ihtimali de zaten yüksek olduğunu şey yapabiliyoruz. Hani anlayabiliyoruz gittiğimiz zaman. Bazı belirtileri kabul edebiliyoruz. Şimdi bu belgeleme çalışması tabii sadece hasarı belgelemiyor. Mesela burada biz nelere bakıyoruz? Burası Kurtuluş Caddesi'nin birinci paralelindeki aks. Bunların bazıları mesela sağlam yapılar. Bir otel var sağlam. Sahibi mesela otelini açmak istiyor. Çünkü normale dönme ihtiyaçları içindeler. Ama yolları açarak geçme şansınız yok. Bir taraftan koruma uzmanları kültür molozlarının tahliyesinin ayrı bir şekilde yapılmasını istiyor. Bu belli bir süreç gerektiriyor ve belli bir alanı ayırmanız gerekiyor. Ve bu malzemelerin hangisinin kullanılıp hangisinin kullanılmayacağı kararının alınması gerekiyor. Her zaman için içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz dışarıdan restore edilmiş halini görüyorsunuz ama içeride bir değişiklik yapılmış olabilir. Bu izinli veya izinsiz olabilir ve içeriği görmüyorsunuz. Yani projeye uymadıysa, sizin elinizde restorasyon projeleri bile olsa içeride başka bir şey olabilir. Dolayısıyla bütün bunları düşünerek bir iş programı yapmanız gerekiyor ve bunu 11 bölge içinde yapmanız gerekiyor. 11 şehir içinde yapmanız gerekiyor. Bu bizim alandaki 3 boyutlu taramalardan sonra modelleme çalışmalarımızdı. Tabii
herkesin alana gitme şansı yok, içerilere girip dolaşma şansı yok. O yüzden biz bu ilk çalışmaları, üç boyutlu taramaları ve şeyleri, üç boyutlu canlandırmaları, onun için şu anda tabii düşük çözünürlükte görüyorsunuz şey yapabilmek için. O yüzden gerçekleştirdik ki, mesela işte ben gelecek dönem diploma projesi açacağım. Burada çalışacak olan arkadaşlar kendileri gidemedilerse ya da şimdi gitseler bile bir iki ay önce durumun ne olduğunu görsünler ve ona göre tasarımlarını yapabilsinler. Şimdi en önemli sorunlarımızdan birisi tabii mimar ve kent plancıları olarak bizim sıkıntımız olan Habib bin Hacer Camii'nin hemen karşısını görüyorsunuz. Büyük kentsel boşluklar oluştu. Bunlar sizin hafızanızda yer eden mekanlardan çok daha farklı bir oluşum gösteriyor ve burada sizin referansınız olan yapılar genelde tarihi yapılar oluyor. Allah'tan ayaktaysalar bir şekilde oradan nerede olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yoksa herhangi bir şehre gittiğinizde şu anda 11 şehirden birine gittiğinizde kendinizi bir yerde referanslamanız biraz zor oluyor. Yani kentin verdiği referanslardan yoksunsunuz. Bizim için gene önemli bir sorun tarihi yapılarla yeni yapıların enkazları, burası Adıyamanlı Camii, birbirine karışmış durumda bazı noktalarda. Normalde karışmayabilirdi ama mesela burası unik bir örnek. Yanda büyük bir yapı çökmüş ve arama kurtarma çalışması yaparken tabii ki yanınızdaki yapıya çok dikkat etmezsiniz. Çıkartırsınız, muğuzu bu tarafa yönlendirirsiniz. Çünkü burada da taşıyacak başka yer yok. Çok yakın, dar bir sokak böyle. Dolayısıyla mesela bunları daha sonra ayıklamanız gerekiyor. Bu çalışmayı yapmanız gerekiyor. Tabii burada bazı restorasyonla ilgili şeyleri de daha fotoğrafa bakarken görebiliyoruz. Tabii bizim için çok önemli olan 15. 16. yüzyıldan kalma bezemelerin hepsi şu anda şeyde. Yani yapının çevresi bir güvenliğe alınmış olmakla birlikte içeride bulunuyorlar. Tabii bununla ilgili bazı uluslararası standartlar ve kültür molozunun ayıklanması ile ilgili çalışmalar var. Ve bunların tekrar yapılması gerekecek. Şu anda bazıları mesela Adıyaman'da başlamıştı güzel bir şekilde. Kullanılacak olanlar ve kullanılamayacak olanlar birbirinden yavaş yavaş ayrılmaya başlamışlar. Bizim için çok önemli bir sorun daha bölge ile ilgili. Bu bölgede yaşayanlar bilirler. Çok sıcak olduğu için geleneksel yeraltı su sistemleri vardır. Roma devrinden başlayarak. Bunu çok yani bunlar o kadar büyük ki işte kasteller, livaslar. Benim için de rahat çevirebileceğim genişlikte tüneller, su tünelleri var. Ama bunlar tabii yer altında. Dolayısıyla çöken yapılar, mesela bunların üzerine çökenler vardı. Daha sonra yıkılan yapılarda fark etmedikleri için üstüne çöken yapılar vardı. Şansımıza benim bir doktor öğrencim 21. yüzyıl su güvenliği çalışıyordu ve onda zaten şeyler vardı, çok hızlı bir şekilde paylaştık. Bu da efendim bize gösteriyor ki yaptığınız yüksek lisans ve doktora çalışmaları boşa değil, gerektiği zaman evde mücevher gibi değerli bir şekilde devreye girebiliyorlar. Yarım kalan projelerimiz var. Bu tabii en önemli sıkıntılardan birisi, bir yapının üstünü açmışsınız, çatısını açmışsınız. Ve şey, restorasyon için bekliyorsunuz. Tam orada bir afet oluyor belli bir aşamada. Ve yarım kalacak bu çalışma. Burayı nasıl şey yapacaksınız, devam ettireceksiniz? Bunlar bir kısmı. Bir de tabii böyle neredeyiz? Malatya Ulu Camii'nin yeni yapılan üç payandası da yıkılmış durumdaydı biz gittiğimizde. Şimdi mesela buraya daha bakar bakmaz iki yorum yapabilirsiniz. Oğuzcem Çelik Hoca mesela diyebilir ki, berbat bir restorasyon olmuş, hesaplar kötü. Ya da şöyle diyebilir, bu payanda görevini görmüş, yapı yıkılmamış. Şimdi o yüzden uzman olmadığımız konuda yorum yapmamakta fayda var. Bu çok fazla medyada yer almadı ama AFAD 3 yıldır tarihi eserlere müdahale ile ilgili karabinerilerin gerçekleştirdiği, İtalya'da biliyorsunuz İtalyan itfaiyesinin şöyle bir şeyi var. İkinci Dünya Savaşı'nda tarihi eserlere müdahale ile ilgili yetki tamamen onlara veriliyor ve kendi inşaat mühendislerinde olduğu bir sistemleri var arama kurtarma ekiplerinin içinde. Bizde de çok fazla afet olunca böyle bir yapı oluşturulması için 3 yıldır bir çalışma devam ediyordu. Şimdi aslında şöyle bir şey de oluyor, algı da oluşuyor. Siz tarihi eserlere müdahale dediğinizde birçok kişi şey diyor, ya bu ikinci öncelikli bir şey diyor. Ama unutmayın ki bizim yapılarımızın bazıları tarihi hastane, bazıları tren istasyonu, ondan sonra işte bazıları hükümet konağı. Dolayısıyla siz tarihi bir dokuya müdahale ettiğinizde sizin bilmeniz gereken şey
Bu yapıların yapım sistemleri ve mekanizmalarıdır ki nasıl müdahale edeceğinizi bilin bu yapılara. Dolayısıyla böyle bir birliğin oluşturulması ile ilgili çalışma hala devam ediyor. Umarız sonlanır. Antakya'da da kendilerine de yine teşekkür ederim. Bursa Afat ekibi bize eşlik ettiler ve burada gerçekten cemaatin de bir camide ve bir kilisede çıkarılamayan bazı ritüelistik objeler vardı. Onların çıkarılması konusunda belli bir zaman sonra, bu sanırım ikinci ayın sonundaydı, destekleri oldu. Tabii bizim için çok önemli başka bir şey. Şimdi bu koruma eğitimine ilk başladığımızda biz hep malzeme nasıl korunur, taş nasıl korunur, ahşap nasıl korunur, metal nasıl korunur, bunu öğreniriz. Sonra biraz daha ilerlemeye başladığımızda bunun korunmasının sizin için nasıl bir değişiklik yaptığını öğrenirsiniz ya da çevreniz için nasıl bir değişiklik yaptığınız öğrenirsiniz. Bunu aslında biraz somut ve somut olmayan bağlantısı da işte burada devreye giriyor. Çünkü bölgede çok, mesela bu kalaycı bölgede çalışan iki kişiden birisiydi. Ve hemen onların da kayıtlarını tutmaya başladılar. Yani hayatta olanlar, biliyorsunuz Diyarbakır'da Benjler'den bir tanesi vefat etti. Ve o da önemli bir şeydir, somut olmayan kültür mirasıdır. Böyle bir çalışmada başladı çünkü yapıları yıkıldı ve yapılarında bu ritüeli ve çalışmayı devam ettiriyorlar. Biliyorsunuz Adıyaman'da Hasan Büyükaşık, çoğunuz biliyor olabilirsiniz, yaşayan insan hazineleri arasında UNESCO somut olmayan söküm tarafından, somut olmayan kültür mirası tarafından tescillenmiş bir kişidir. Ve bu bölgede ipek böcekçiliği konusunda çalışan tek kişi aslında ve şeylerini de öğretmeye çalışıyor. Şimdi siz bu bölgede çalışma yaparken sadece yapıları çalışırsanız, onlarla ilişkili olan kişileri çalışmazsanız öncelikleri doğru belirleyemeyebiliyorsunuz. Yani sadece mesela diyelim ki size dediler ki 10 tane yapıyı restore etme şansınız var. Hangisini önce restore edeceksiniz? Şimdi burada neye göre karar vereceksiniz? O çok önemli. Belki işte İpek böcekçiliğiyle uğraşan Hasan Bey'in yapısını önce şey yapmanız gerekecek, onarmanız gerekecek. Bu arada kendi seslendirdiği çok da güzel bir türküsü de var, şeyden izleyebilirsiniz. Şimdi tabii biz de akıllandık mı yavaş yavaş yöntem değiştiriyoruz. Burada bizim en büyük sorunumuz, bölgeye giden arkadaşlar, ilk anda giden arkadaşlar çok zorlanarak gittiklerini herhalde tahminim zor gittiniz değil mi bölgeye? Şimdi biraz tabii teknolojiyi biraz değiştirme kararı aldık. Uzaktan algılama sistemleriyle bundan sonra otomatik olarak uydu izlemelerini biraz daha şey yapabilir miyiz? Yani mesela bir afetin hemen sonrasında öncesi ve sonrası fotoğraflarını biz mesela bunu gözle yapıyoruz. Gideceğimiz bölgelerin şansımıza uydu geçtiyse mesela uluslararası sistemde UNOSAT ve UNITAR projesinin UNOSAT diye uydu sistemleri var. Mesela kuraklık ve göçleri biz Birleşmiş Milletler'in sisteminde buradan takip ediyoruz. Ya da çatışma bölgesi gidemiyorsak eğer hasar alan yapıları oradan takip edebiliyoruz hasar alıp almadıklarını. Bu sistemi de biraz daha geliştirmemiz gerekli gibi görünüyor. Şimdi bundan sonra neler var? Bizleri neler bekliyor ki sanırım bir 10-15 yıl devam edecek bu çalışmalar. Dolayısıyla sizin artık kariyerinizin ortalarına doğru falan bu çalışmalarda görev alacaksınız gibi görünüyor. Bir kere bütüncül acil müdahale planlamamızı bir kere daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü burada tüm kurumlar sıkıntı yaşadılar ve bir daha da bunun olmasını istemeyeceklerinden eminiz. Eve dönüş sürecini yönetmek. Hem somut hem somut olmayan biraz için. Çünkü eve dönüş süreciniz ne kadar uzarsa eve dönüşünüz o kadar zorlanır değil mi? Diyelim ki tamamen yapınız hasar gördü ve size başka bir yerde iyi bir şart sundular. İşte çocuklarınız oraya gider, okula başlar, orada arkadaş edinir vesaire. Bir süre sonra belki geri dönmek için siz zorlanabilirsiniz, işinizi bulursunuz. O yüzden orada yaşayan insanların buraya dönmeleri onlar için ne kadar önem arz ediyorsa karar tamamen onlara kalmış ama onların dönüşünü tanımlamanız lazım. Artık aramızda olmayan insanlar var o bölgede. Onların mirasına kim sahip çıkacak? Tabii ki biz sahip çıkacağız. Özellikle tarihi doku için konuşuyorum. Onların adına bizim yapmamız gerekiyor bu çalışmaları. Dolayısıyla biz şimdiden bir Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içinde bundan sonraki yıllarda gönüllü olarak yapacağımız koruma projeleri için bir şey oluşturmaya başladık. Bundan sonra bu bölgelerde projelerimizi yoğunlaştırmayı düşünüyoruz. Tabii ki tarihi yapıların enkazına müdahalede aktörler kim?
Öncelikler ne olacak? Bunları nasıl belirleyeceğiz? Şu anda soru işareti olan şeyler var bunlarla da ilgili olarak. Çünkü sonsuz bir kaynağınız yok, sonsuz bir zamanınız yok ve bunları nasıl dengeleyeceksiniz? Tabii çok önemlisi, buranın altında çok büyük bir arkeoloji var. Arkeolojik alanlar ortaya çıkmaya başladığında nasıl bir davranış geliştirecek kent? Yani burada kent planlamasına nasıl müdahale edeceksiniz? Bu da çok önemli ve bu verileri nasıl değerlendireceksiniz? Yeni koruma projeleri ne olacak? Yani 2863'te tanımlı olan yapılarla ilgili olan, 668 sayılı kanunda da tanımlanmış olan koruma projeleriyle mi devam edeceğiz? Yoksa belgeleme tamamen değişecek mi? İstenilen şeyler, bilgiler değişecek mi? Biz mesela harita genel müdürlüğünden güncelleme bekliyoruz. Bu süre içinde nasıl bir çalışma yapacağız? Bunların hepsi yeniden kurgulanması gerekiyor. Şimdi sizin için helisel yaymaya çalıştım ve yolumu kaybetmiş ikili asansörden çıkarken oyuncakçının önüne düşünce helisel yayımı da bulmuş oldum. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, bir afetin yönetimi sizin çaresiz hissetme duygunuzu giderecek tek şeydir. Çünkü afetler hep oldu ve olmaya devam edecek. Burada bir konuda terminolojiye de açıklık getirmek istiyorum. Doğal afet diye bir şey yoktur efendim. Afet diye bir şey vardır, bir de doğa olayı diye bir şey vardır. Bunun bir afete dönüşmesine sizin katkınız insan olarak büyüktür. Eskiden güzel İngilizcemizde human in man-made disaster'dı bu 15 yıl kadar önce. Sonra bir 10 yıl kadar önce dediler ki erkekler, yani kadınlar da yeteri kadar iyi afet yaratabiliyorlar. Human induced olarak değiştirelim dediler biz onu. Fakat son 5 yılda özellikle kayıtlara da geçmesi için söyleyelim, yöneticilerin almadıkları sorumluluklar yüzünden meydana gelen afet durumunu tanımlamak için sadece afet, yani insan kaynaklı afet, doğal afet ayrımı yok, sadece afet kelimesi kullanılıyor. Şimdi burada hepinizin bildiği bir afet yönetim çarkı vardır ve bütün dünyada sistem bunun üstüne döner. Bir afet olur, sonra acil bir müdahale yaparsınız afetin hemen sonrasında. Tabii afet dediğimiz şey nedir? Afet kendi kapasitenizle normal hayata dönememeniz durumunda ortaya çıkan durumdur. Şu anda anlattığım bu kapasitedeki bir duruma tanımlıyor. Acil müdahaleniz bittikten sonra, yani hayat göreceli olarak normale döndükten sonra rehabilitasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına gidersiniz. Bu normal yapılar için de, tarihi yapılar için de böyledir. Yani sizin bir rehabilitasyona girmeniz gerekir ve yeniden yapılanmaya girmeniz, travma sonrası, yani post trauma recovery denen aşama bu aşamadır. Sonra silkelendiniz, kendinize geldiniz ya, dersiniz ki ya hakikaten bu nasıl oldu, bunun bir daha olmaması lazım, ne yapayım ben, yani bunun bir daha olması için ne yapayım? Şimdi burada hafızanızı doğru şekilde devreye sokup şurada ne olduğunu iyi anlamış ve iyi belgelemiş olmanız lazım. Çünkü buraya prevention ve mitigation dediğimiz, yani zarar azaltma ve önleyebileceklerinizi önleme, önleyebileceklerinize gelecek zararı da azaltmak için bir çalışma yaparsınız. Sonra hazırlığınızı yaparsınız ve bir sonraki afet başlar. Şimdi aslında bu döngüdeki şey doğrudur, hareketler, yani sıra doğrudur. Ama şöyle bir şey var. Bir afet, efendim helisel döngü dediğimiz şey bu. Buradan baktığınızda bu döngüyü görürsünüz, şu döngüyü görürsünüz. Çark böyle çalışıyor gibi görüyorsunuz ya. Aslında bu helisel bir yay hareketi yapar. Yani bu afet, işte şurada bir afet meydana geldi. Zaman değişir, değişir, değişir. İkinci afet meydana gelir. Dolayısıyla siz iki afet arasında bir zaman geçirirsiniz. Bu zamanı iyi tanımlamanız gerekir. Bu bazen şeyde gördüğünüz gibi, Antakya'da gördüğünüz gibi 500 yıl, 200 yıl, 100 yıl olabilir. Bazen işte ülke açısından baktığınızda, iki afet arasında, bölge açısından baktığınızda 100 yıllık bir döngü verebilir bu. Ya da 100 yıllık bir döngü. O yüzden hani beklenen İstanbul depremini biz o yüzden bekliyoruz. Belli bir periyod olduğu için. Ama ülke açısından baktığınızda en büyük afetimiz 99 depremi ise, ikinci büyük afetimiz 2023 depremidir. O zaman sizin olaya böyle bakmamanız lazım. Çünkü
hep aynı noktaya geldiğiniz hissiyatı oluşursa siz afetten hiçbir ders almamışsınız demektir. O zaman yayın şurasındaki, helisel yayın şu iki hareketi arasındaki kısmı çok iyi okumanız lazım. Yani biz bir sonraki afete hazırlanırken 99 depremindeki afet hazırlığımızla bu afete girseydik başka bir şey olacaktı. Hayır, bazı değişiklikler yapıp girdiysek başka bir şey olacak. Bu afetten bir sonraki afete giderken hangi bilgileri getireceğiz? O yüzden bizim için bu çok önemli. Peki unutursak ne olur? Bir gönüllüye ihtiyacım var, anlatacağım ne olacağını. Kim gönüllü olmak ister? Peki, isminiz neydi? Başak. Başak Hanım. Hoş geldiniz Başak Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Başak Hanım, bir gün sabah uyandınız. Ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Bir gün öncesine dair. Kalktığınız yer çok yabancı geldi size. Mesela şimdi odanızı tarif edin desem ya da kalkınca ilk yaptığınız iş nedir mesela? Cep telefonuma bakarım, mesajlarıma. Ne yaparsınız? Tuvalete gidiyorum. Süper. Ben mesela bakarım mesaj gelmiş mi? Akşam beni uyurken dünyadan nasıl değişiklikler olur? Tabii, tamam. Kalktınız fakat bir gün öncesine dair bir anınız olmadığı için çok geçmişe dair yaptığınızla ilgili de bir anınız yok. Kalktınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Etrafınıza baktınız, yabancı. Sizin için bir şey yok. Çok güzel ve uyumlu renklerde giyiniyorsunuz görüyorum ki. Üstünüze baktınız, bir ipucu yok. Hani tamam, sabah oldu, güneş var, demek ki kalkılıyor. Sonra benle karşılaştınız. Hangi soruyu sorarsınız bana? Neredeyim olabilir? Neredesiniz? Ya da ne oldu? Yani. Tamam. O zaman normal olmayan bir durumun evet. Farkındasınız. Ben de dedim ki ya Başak Hanım dün bir kaza geçirdiniz, başınızı vurdunuz. Ama merak etmeyin durumunuz gayet iyi. Ben bir süre için size eşlik edeceğim. Ben sizin teyzenizin kızıyım. Teyzeniz var mı? Hatırlamıyorsunuz. Ama baktınız tipim sevimli, güven verici olabilir, tamam. O zaman bir süre sonra siz bu, ben ne dersem bana inanmaya başlayacaksınız. Mesela gardırobun önüne gittiniz. Ha, sizin size'ınız, bedeninize uygun kıyafet var dolaba açtığınızda. Fakat bir şey sizi rahatsız ediyor ama isim koyamıyorsunuz. Çünkü yaptığınız her eylem geriye dönüp hatırlamanızla ilgilidir. Yani bir sonraki hareketinizi hep bir önce ne yaptığınızı bilerek yaparsınız. Sizi ayağa kaldıran, bugün buraya getiren her şey hafıza ile ilgili bir şeydir. Peki, alerjiniz var mı? Var. Ne var? Toz, parfüm. Polen, tamam. Yiyeceği yok herhalde inşallah. Yiyeceği yok. Mesela diyelim ki fıstığa alerjiniz var ya da yumurtaya alerjiniz var. Şimdi burada yavaş yavaş başka kritik bir nokta devreye giriyor. Ben size kahvaltıda eğer önünüze yumurta koyarsam ya da fıstıklı, fıstık ezmeli bir şey koyarsam sizin hayati tehlike yaratacak kadar bir riske atarım. Sizi koruyan şey gene hafızanızdır. Yani sizi olabilecek her şeyden geriye dönük olarak deneyimlediğiniz ve sizi nasıl hareket edeceğinizi, kendinizi nasıl koruyacağınızı, konumlandıracağınız her şey burada olmuş olur. Ben size bu şekilde yavaş yavaş hafızanız yerine gelmese bile sizin için güzel bir hafıza yaratabilirim. Sadece tehlikeli durumlarda ilk tepkiyi alana kadar. Şimdi bu durumu şehirlere uyarlayalım. Diyelim ki şehirlerinizin tarihi dokusunu güzelce yavaş yavaş yok ettiniz. Orada anısı olanlar yavaş yavaş uzaklaştı. Ve siz bu şehirler için yeni bir hafıza yarattınız. Tehlike şudur ki sevgili Başak'ın alerjisi olan şeyleri bilmediğince yaşayacağı durum gibi kentler her zaman için karşılaştıkları duruma göre pozisyon alırlar. Siz eğer onların bir afet karşısında mesela ya da bir savaş karşısında referans noktalarını yavaş yavaş değiştirirseniz insanların eskiden nasıl bir ürün verdiklerini, o kenti nasıl oluşturduklarını, hangi üstün evrensel değerlere kadar gidebilecek esinlere sahip olduklarını unutursanız sizin için yaratılan yeni bir geleceği yavaş yavaş kabul edersiniz. Bu genelde çatışma bölgelerinde böyle olur, Orta Doğu'da olduğu gibi. Afet bölgelerinde de çok dikkat etmezseniz böyle bir sorunla karşılaşırsınız. Dolayısıyla bizim afet bölgelerinde kültür varlıklarının korunması ile ilgili hassasiyetimiz sadece fiziki bir mekanla ilgili hassasiyet değildir.
tamamen sizin kolektif hafızanızla geleceğinizi yaratmak için geçmişinizden nasıl referans alacağınızla ilgili bir durumdur. O yüzden ki perisel döngüde o kalınlığı çok iyi tanımlamanız, daha önceki afetlerde o topluluğun nasıl hareket ettiğini, bu konuyla nasıl baş ettiğini, değil mi? Çünkü siz mesela hatırlıyor olsanız, daha önce başınıza bir afet gelmiş olsa, bir kaza gelmiş olsa, bundan mesela nasıl kurtulduğunuzu biliyorsanız, kendinize çok iyi referans noktası oluşturabilirsiniz. Ama bunu hatırlamadığınız sürece, daha kötüsü birisi sizin için daha başka bir gelecek tanımladığı sürece, kaderin elinde oyuncak oldum şarkısı sizin için yazılmış hale gelecekti. Çok teşekkür ederim. Şimdi hikaye bu şekilde gidiyor. Benim çok sevdiğim bir şeydir. Gerçekten baktığınız noktaya göre bu afet değişecek. Yani ışıklar nereye gösteriyorsa onu görürsünüz. Ama biz bilimsel konuda çalışan insanlar, akademik bakış açısına göre çalışan insanlar bir olgunun tek noktasına bakmayız, etrafında dönmemiz gerekir. Bu bazen işte bu helisel döngüdeki gibi içinden dışına bakabilirsiniz, içindeki katmanlara bakabilirsiniz, farklara bakabilirsiniz. Ama size gösterilen tek bir noktaya bakarsanız her zaman için problem çözümünüz yanlış olacaktır. Birkaç tane teoriyle sizi sonlandırayım. Güzel bir kitap. Başka bir güzel kitap. Biraz ezoterik bilgi gibi gözükse de çoğunuz hatırlayacaksınız. 1954 Lahey Konvansiyonu, çatışma durumlarında kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili yazılmış uluslararası hukuki tek belgedir. Bu belgenin geçmişine bakacak olursanız, bu belgenin metni aslında 1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılmıştır ve bugün kullandığımız 54 Lahey Konvansiyonu, yani çatışma durumlarında kültür varlıklarının korunması ile ilgili konvansiyon aslında bizim ressam olarak bildiğimiz ama aslında hukukçu olan Nicolas Roerich tarafından yazılmıştır. Sizin bugün gördüğünüz mavi kalkan işareti, yani mavi beyaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili konulan işaret aslında 3 tane kırmızı noktadan oluşan bir işaretle başlamıştır. İşaret sanat tarihi çalışanlara tanıdık gelmiş olabilir mi? Osmanlı döneminde çok kullanılan bir işaret aslında. Çintemani işareti. Adı da zaten bu işaretin Çintemani bu arada. Onu da söylemiş olayım. Peki. Şimdi buradan size şaşırtıcı bir şey okuyacağım ve konuyu bu şekilde bağlayacağız. 1900'lerin 20'lere doğru sanırım yaptığıydı bu seyahati, tam hatırlamıyorum ama Nicolas Roerich bir seyahat yapıyor Asya'ya. Kendisi bu arada Rus. Ve bu seyahatin sonunda diyor ki, kültür varlıklarının herhangi bir şekilde hasar alması sizin ileriye doğru planlamanızı nasıl değiştirir? Bu arada ilginç bir şey ben okurken fark ettim. Bu kitabın 84. sayfasında şöyle bir şey söylüyor. Orta Asya'da, Afganistan'da Kabil ile Balin yolunun ortasında Bamyan adında bir şehir var. Şehrin yakınlarında 5 devasa heykel dikilidir. Bunların en büyüğü 52 metre uzunluktadır. İkincisi de ilki gibi kayalara oyulmuştur. 36 metre boyunda. Üçüncü heykel ise sadece 18 metre boyundadır. Bu heykeller diyor daha önceki zamanları bize tanımlayan son şahitlerdir. Bamyan budalarına saldırı olduğunda birçok kişiler bunlar Budizme yönelik bir saldırı zannettiler. Halbuki değildi. Şimdi eğer çatışmaları ve afetleri doğru okuyabilirseniz aslında bunların arkasında çok da net belirtiler olduğunu, yani hani bu siyah kuğu teoremi vardır biliyorsunuz. Siyah kuğu, Avustralya'da siyah kuğu yaşıyor ve bu teorem 9-11'den sonra ortaya çıkmıştı. Siz onun orada yaşadığını bilmediğiniz sürece kuğuların beyaz olduğunu zannediyorsunuz. Siyah kuğu teoremi şöyle bir şey. Bir olayın olma ihtimali çok yüksek. Gerçekleştiği zaman çok büyük etkiye neden olacak. Fakat siz olay olana kadar, yani olay gerçekleşene kadar bununla ilgili hiçbir öngörüde bulunamıyorsunuz. Bu olayın aslında olacağı, gerçekleşeceği fakat sadece sizin bunu bilmemenizle ilgili duruma siyah kuğu teoremi olarak tanımlanıyor ve 9-11'den sonra bu siyah kuğu teoremi tanımlanıyor. Bir de genelde bu teoremciler hayvanlar üzerinden anlatmayı çok seviyorlar. Gri gergedan teoremi var. Bu teoremde de şöyle bir şey var. Bu da hatırlarsanız
bir 10 yıl kadar oldu galiba, Yunanistan'daki büyük ekonomik buhran bütün Avrupa'yı vurduğunda ortaya çıkan. Burada da şöyle bir şey var, gri gergedan aslında orada hepiniz görüyorsunuz, varlığından haberdarsınız fakat yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bu tür afetler işte gri gergedan afetleridir. İki sene önce Uluslararası Anıtlar Star Konseyi kriz izleme ve müdahale ile ilgili bir birim oluşturdu. O birim şu anda benim başında bulunduğum bir ekip tarafından yönetiliyor. Sevgili Ece de bizimle birlikte çalışıyor. Bu ekibin görevi tüm afetlerde belirtileri toplayıp, izleme yapıp, kültürel istihbarat da deniyor buna. Bu izlemelerin sonunda kültürün bir sonraki hareketin nasıl anlamlandırılacağıyla ilgili bazı indikatörleri yakalamakla ilgili. Bunlar bazen komplo teorisi gibi oluyor. Mesela çatışma bölgelerinde, ben size hemen bir tanesini göstereyim. Hepiniz hatırlayacaksınız Mostar Köprüsü'nün yıkılmasını. Tarihini hatırlayanlar vardır herhalde. 9 Kasım. Ah çok özür dilerim. 2023'leri bırakmışım, bugünkü tarihi de atmışım. 1993. Şimdi kıtaların bu tarafına doğru baktığınızda biz bunu Kasım olduğu için 9-11 diye okuyoruz. 2001 yılında başka bir olay olduğunda gene bir tarih, sadece yeri değişikti. 9-11. Şimdi ister çatışma olsun, ister afet olsun sevgili arkadaşlar, tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Yani olacağı bellidir, zamanı belli değildir. Sizin afet risk yönetimiyle etkisini azaltabileceğiniz şey de bu izlemelerle ve bu izlemeler sonucunda alacağınız aksiyonla gerçekleşir. Herkes mesela psikologlar kendilerine göre, sosyologlar kendilerine göre, inşaat mühendisleri, mimarlar, mühendisler, kent plancılar tüm bu afetlerden kendilerine göre doğru çözümlemeleri yapabilirlerse biz bu afetlerden daha az hasarla kurtulup istemediğimiz, hatırlamak istemediğimiz görüntüleri daha az yaşayarak bu olayın içinden çıkabiliriz. Çok sayıda can kaybettik. Öğrencilerimiz vardı, çalışma arkadaşlarımız vardı. Bu vesileyle kendilerini de bir kere daha anmak isterim. Umarım iyi bir yerdedirler. Bizim geri dönmemiz, çalışmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyor hiçbir şey için. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin hak ettiği onuru verecek şekilde kentlerimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun içinde yaşayan insanlarla bu topraklarda onurla bir şekilde yaşamayı hak ediyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum.